Bu bölümde arkadaşlar Alan Shore'un katkılarını göreceğiz. Aslında bağlanma teorisinin bir devamı olarak da görebiliriz. Ama dikkat çeken tarafı bunun nörobilimsel temellerini ortaya koyan ilk araştırmacılardan, ilk bilim insanlarından bir tanesi olması. Bu bölüm duygusal olarak yanıt verici anne ile pratik yapan bebek arasında yeni başlayan kısa süreli ayrılmalar sonrasındaki yeniden birleşmeler süresince gerçekleşen kritik ikili olayların analizini içermektedir. Annelerin bebekler kendilerini yeterince güvende hissettiklerinde kendilerinden uzaklaşmasına ve kendilerine özgürce geri dönmelerine izin verdikleri stabil ortamlarda bebekler kendilerinin ve annelerinin yaşadıkları fiziksel ve sosyal çevreye uygun bir tepki göstermek için uyarılma seviyelerini düzenlemeyi başarırlar. Rosenblum gayet iyi ifade etmiş. Gerçekten de çok net ve açıklayıcı bir ifade. Bağlanma, davranışsal ve fizyolojik sistemler birbiriyle uyumlu oldukça iki ya da daha çok organizma arasında gelişen bir ilişki olarak görülebilir. Her beş, yani anne ve çocuktan bahsediyoruz. Diğeri için anlamlı uyarım sağlar ve diğerinin uyarılması üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir. Böylece bağlanma, organizasyon, denge ve organizmanın büyümesi için psikobiyolojik olarak adaptiftir. Yani hem psikolojik hem de ilk saatte gördüğümüz gibi fizyolojik olarak yani biyolojik olarak da adaptif. Ainsworth Bowlby'nin çalışma arkadaşlarından bir tanesi ve onun teorisini geliştiren bir bilim insanı. 12 aylık bebek ile bakıcı arasındaki ayrılma dönemlerinden sonra meydana gelen yeniden birleşme döneminin önemine vurgu yapmıştır. Yeniden birleşme etkileşimlerinin özellikle stres dönemlerinden sonra dikkatle incelenmesi oldukça bilgilendiricidir. Çünkü bu zamanlar bağlanma davranışının aktive edildiği zamanlardır. Benzer bir çalışmada da Mahler, bakıcı bebek ikilisindeki taraflar arasındaki bir enerji değişimi olarak kavramsallaştırdığı duygusal yakıt ikmali durumlarını keşfetmiştir. Bu akılda kalıcı ve güzel bir metafor. İşte bebek ayrılıyor, sonra belli bir anksiyete düzeni oluşuyor. O ayrılmanın yarattığı, çünkü ayrılma yeni deneyimliyor. Ve geri dönüp tekrar annesinden gereken duyguyu alıyor ve cesaret kazanıyor tekrar ilerlemek, ayrılmayı tekrar deneyimlemek için. Bu hareketlilik başlayınca, çocuk belli bir yaşa ulaşınca, özellikle yürümeye başlayıp mobil olduktan sonra çocuk stres yaratıcı durumlarla karşılaştığında anneye döner. Bu yeniden birleşme davranışı, ayrılma anında bağlanmanın kalitesi bakımından çocuğun itirazından çok daha önemli bir belirteçtir. Yani burada güven hisseden çocuk ayrılırken tereddüt etmeyecektir, gerginleşmeyecektir, bir kaygı hissetmeyecektir. Ama annenin buna itirazı varsa, bir transferansla bunu engelliyorsa haliyle çocuk bunu giderek daha az deneyimleyecektir. İddiasını kaybedecektir ve ayrışma bireyleşmede sorun yaşayan bir insan haline gelebilme riskini taşıyacaktır. Bu yeniden birleşme etkileşimleri sırasında eğer anne uyumluysa bebek ile psikobiyolojik olarak uyumu sağlamış bir uyarılmanın karşılıklı düzenci sistemi kurulmuş olur isterine göre. Ve bebeğin uyarılma seviyesini korumak için harekete geçer. Yani anne ve bebek arasında uyum yeterli ise, annenin kendi kapasiteleri bebeği yönetecek durumdaysa. Annenin yüzünden ifade edilen yüzsel olarak bir ifade bu. Bu duygusal iletişim bebeğe duygusunu ve davranışını düzenleyebilmesi için etkileşimlerin ve olayların belirgin annesel değerlendirmelerini sağlar. Ona dönüp bakar ve gereken yakıt ikmalini alırsa devam eder. Alamazsa geri çekilir ve bireyleşmekten, ayrılışmaktan imtina edecektir, uzak duracaktır ve bu da onun gelişimsel sürecine zarar verebilecektir.
Yeni yürüyebilen çocuk, yani işte birinci yaşın civarında oluyor bu. Artık anne ile ilişkiye girmenin dokunsal modları yerine uzak modlarıyla, yani temelde görsel olarak iletişim kurmaktadır. Görsel uyaranların dokunsal uyaranlardan daha hızlı işlediği ve bebeklerin yaşları ilerledikçe görsel uyaranları daha çabuk işlenmedikleri ortaya konmuştur. Reagan 76'da çalışmış. Araştırmalar bilgi işleme oranının 12 aylık bebeklerde 6 aylık bebeklere göre daha hızlı olduğunu ortaya koymaktadır. Rose 90'da çalışmış. Bu etkileşimlerde çocuk dinamikleştirilir. Anne tarafından hazırlanır ve odaklanmamış dikkat ve hedonik ton 10 saniye gibi kısa bir zaman içinde odaklanmış dikkat ve pozitif hedonik yani keyif verici tona dönüştürülür. Birçok araştırmacı bu ikili senkronizasyonun ani hızına vurgu yapmaktadır. Stern'in anne ve bebeğin bir anlık bir dünyada etkileştiklerini ileri sürmesi bu metafora işaret eder. İzzat, duyguların yüzsel olarak 1,5 saniye kadar küçük bir zaman diliminde ifade edildiğini göstermiştir. Schaeffer, 84'te 12 aylık bir bebeğin bir oyun ortamında anneye ortalama bakış süresinin yalnızca 1,33 saniye olduğunu gözlemlemiştir. Bu tip senkronize değiş tokuşlar, bebek anne uyaranı ve davranış arasındaki senkronu içeren ve bağlanma fenomeninin altında yatan çok hızlı bir öğrenme işlemi olan mühürleme için bir şablon olarak görev yapar. Yani bu ikilinin beraber yaptıkları işleme, yani annenin çocuğa gelişiminin bir ana kaynağı olarak sağladığı şeye mühürleme terimiyle ifade ediyoruz. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Bağlanma davranışının önemli bir evrimsel fonksiyonu saldırıya karşı türün korunmasıdır. Yani bir sağ kalım problemidir bağlanma davranışının ifadesi. Duygusal olarak karşılık veren anne, yeni yürümeye başlamış çocuğun dünyayı keşfetmesi ve sonra fizyolojik ihtiyaç ya da tehlike anında geri dönebilmesi için çıkış yapabileceği güvenli bir dayanak, güvenli bir liman da diyebiliriz, olmuştur. Bowlby 88'de ifade etmiş. Sosyal referans alma değiş tokuşlarında bebek anneden artık daha uzaktadır. Ancak annenin bakışına giderek daha duyarlıdır. Gözü annenin yüzündeki duygu ifadelerindedir. Çocuk annenin duygulanımsal ifadesini bir sinyal, belirli bir çevresel durumdaki bir tehlikeye ya da güvenlik değerlendirmesinin bir belirteci olarak kullanacaktır. Bu fenomen, annenin yüzünde yansıyan duygulanımsal iletimler, bebeğin çevreyi keşfetmesi için gerekli olan pozitif duygulamanın bir yükselticisi olarak etki yapmasıdır. Bu da çocuğun zenginleştirilmiş bir çevreye maruz bırakılmasını sağlayarak, yani keşfetmeye devam edebilme desteği var çocuğun. Daha fazla büyümesini güçlendiren ayrılmaları ve yeniden bağlanmaları mümkün kılar. Çocuk ayrılmaktan endişe etmez, keşfetmekten kendini alıkoymaz. Bu deneyimler diğer bir ontojenik adaptasyon olan oyun davranışının verilmesine de imkan sağlar. Çünkü artık uzaklaşabilmiştir. Oyun çevreyi zenginleştirmiş bir çevreye dönüştürür. Bu çevre yeni bilginin işlenmesini güçlendirir ve dolayısıyla öğrenme kapasitesini de artırır. Gelişimin daha ileri katmanlarında ayrılmanın ve yeniden birleşmenin tekrarlanan deneyimleri hatırlanır ve beklenir. Bu durum temel olarak acı verici ya da temel olarak memnuniyet verici olabilir. Ve duygulanımsal tepkiler için yapısal temel sağlar. Yani annenin davranışı keyif verici ya da acı verici bir takım deneyimlere yol açabilir. Anneden uzak her bir otonom gelişimin hemen dönüşünde veya yeni bir çevreye girerken, yani her bir ayrılma sonrasında çocuk, annenin sinir sisteminin koyduğu şablon olan referans standartlarına karşılık kendi sinir sistemi tarafından üretilen uyarılma seviyesini yeniden senkronize eder. Yani cesaret aldıkça yeni bir düzen ayar seviyesine gider. Destek almadıkça da daha geride bir seviyeye doğru
kendini yeniden modüle eder. Yani ilerlemesi ve de gerilemesi annenin davranışına doğrudan bağlıdır denebilir. Buna ek olarak annenin yüzü çocuktaki tepkiyi harekete geçiren bir uyaran olarak da görülür. Bu nasıl açıklanır? Yeniden birleşme noktasında annenin ilgisi ve dikkati güçlü şekilde yeniden dönen çocuğun yüzüne odaklanır. Bu şekilde psikobiyolojik olarak uyumlu anne, çocuğun o anki içsel durumunu değerlendirebilmek için çocuğun yüzünü okumuş olur. Bu annenin tepkilerini bebek anne uyaranları ve davranışlar arasında senkron yaratmak için uydurmasını sağlar. Anne duygusal olarak yeniden bağlanan çocukla hızlı senkronize karşılıklı bakışmaya girerek çocuğun anki uyarılma seviyesini düzenleyebileceği karşılıklı bir düzenleyici uyarılma sistemi yaratır. Çocuğun psikolojik durumunun bu şekilde düzenlenmesi de duygulanımda, davranışlar bilinçte bir değişim ile yansıtılır. Çocuk daha hızlı ilerler, daha sosyal olur, çevreyi daha iyi keşfeder ve daha sağlıklı bir yönde ilerleme şansı bulabilir. Anne ve bebek arasındaki enerji iletimlerini içeren uygulama aşamasında yakıt ikmaline dayanan yeniden birleşme etkileşimleri bağlanma dinamiğinin esas çekildiğini temsil eder. Beynin büyümesinin epigenetik programının beyin-beyin etkileşimine ihtiyacı vardır. Bu beyinler annenin beyni ve bebeğin beynidir. Bu program bebek ve anne arasındaki pozitif duygulamsal ilişki bağlamında gerçekleşir. Bu ilişkiler annenin bebeğinin beyin bölgelerinin fiziksel bağlantısını önemli şekilde etkilediği diyalektik psikoneurobiyolojik mühürleme işlemini temsil eder. Gelişimsel psikanalitik terimlerle açıklarsak, ikili karşılıklı etkileşimlerinde anneye ait kendilik nesnesi çocuğun homostatik dengesini sürdüren düzenleyici işlevleri gerçekleştirir. Bunun gibi yakıt ikmali yaşantıları yeni yapının inşasını güçlendirir. Mahler'in yakıt ikmali kavramı yeni yürümeye başlayan çocuğu düşük tonlu bir durumdan kişisel davranış ve memnuniyete yükselten bir fonksiyondur. Bunlar otonom sinir sisteminde işe karışmasıyla olur. Yani çocuğu parasempatik durumdan sempatik duruma doğru yükseltir. Yakıt ikmali annenin bebeği kardiyak hızlanması, kalp hızlanması ve psikolojik yükseltmesiyle gerçekleşir. Burada bir kavram var. Sosyal Zeitgeber denen bir kavram. İnsanda iki tane ritim var. Bir tanesi sirkadiyen, bir tanesi ultradiyen. Sirkadiyen ritim bu bizim uyku, uyanma, günlük temel ritmimizi sağlıyor. Ultradiyen ritim ise çok daha değişik bir ritim, çok daha frekansı yüksek olabiliyor. Sosyal Zeitgeber, sirkadiyen ve ultradiyen ritimlerin senkronizasyonu ciddi şekilde etkileyen psikososyal iletişimlerdir. Bunlar suprakiyazmatik çekirdekte merkezini bulur. Biyolojik ritmi sıfırlayan uyaranlar Zeitgeber olarak adlandırılır. Yeni döngülerin başlaması için ritim sıfırlanmalıdır. Örneğin ışık en önemli Zeitgeberlerden bir tanesidir. Endojen saatimiz düzenli Zeitgeberlerle günlük 24 saatimizi senkronize eder. O bir sirkadiyen ritimdir. Egzersiz, beslenme düzeni, sıcaklık, iş hayatı, jet lag, sosyal tercihlerimiz de yine bu Zeitgeberlere örnek verilebilir. Erken dönemde bakıcı yeniden birleşme epizodlarında bir sosyal Zeitgeber gibi hareket eder. Bebeği parasempatik bir durumdan, parasempatik baskın durumdan, sempatik baskın bir aktiviteye döndürmek için etki yapar. Demin geçtiği gibi bebeğin aktivasyon düzeyini çok daha yukarı bir düzeye taşır. Anne etkileşimleri aracılığıyla çocuğun gelişen aktivite, pasiflik döngülerinin ritmik, otodiyen örüntüsünü kontrol edebilir. Bu şekilde birincil bakıcı, psikobiyolojik uyum, uyumsuzluk ve yeniden uyum örüntülerini bebekteki sosyal bağlanmanın ve bağlanma bozukluğunun döngülerinin yaratılmasında büyük bir faktör olarak ortaya çıkar.
Düzenleyici kellik nesnesi fonksiyonu asla ortadan kaybolmaz. Sadece dönüşüm ve olgunlaşma yaşar. Bağlanma, psikobiyolojik uyumun yaşam süresinin bütün aşamalarındaki çoklu ilişkiler içerisinde gerçekleşir. Artık bağlanma dinamiği faaliyetinin yetişkin yaşamında da gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu da yeni ve aslında challenging bir öncü kavram. Deneysel bir araştırmada Krause, bütün sosyal etkileşimlerin düzenleyici işlemler içerdiğini gözlemlemiştir. İkili bakış davranışı yani ve yüz ifadesi buna eklenebilen vokal duygulanım sinyalleri, açma kapama örüntüleri ve jestlerin içindeki sözsüz mikro davranışların bilinçsiz etkileri açıldı. Yani transferansla faaliyet gösterir bu. Duygusal görmenin karşılıklı uyumlu iletişimin işlemi olan diyalojik sosyal referans alma, diyalojik yani ikili, anne bebekli bir mod değişimine sebep olur. Ve bebeğin nasıl hissedeceğini, ne kadar hissedeceğini ve hissetme isteğini öğrenmesini doğrudan etkiler. Uygulama dönemindeki, gelişimdeki uygulama dönemini geçmiştik. Yeniden birleşme epizodları bu sebeple bireyin gelecekteki hedonik kapasitesinin pozitif duygusallığının ve duygulanım gücünün parametrelerini oluşturacaktır. Freud son yazısında kateksisi yani duygu yüklemesini elektrik şarjına benzer şekilde zihinsel yapılara ya da işlemlere kendini bağlayan fiziksel bir enerji olarak tanımlamıştır. Bu görsel duygulanımsal düzenlemenin doğasını hem de 12 aylık yeni yürümeye başlayan bebeğin onaylayıcı bakıcının izleyen gözleri altında ışıltılı göz memnuniyeti ifadesinde gözlemlemiştir. Genişlemiş göz bebekleriyle, elinde tuttuğu yeni bir nesneyle ve sonra sevincini kendisine bakan anne ile paylaşması ile gözleminde yine Surufe 89'da gözlemlemiştir. Örneğin annenin gülümseyen yüzünü görmek bebekte pozitif hedonik bir tepkiyi tetikler ve bu koşullu bir uyaran olan yeni bir nesne ile birleşebilir. Sonuç nesneye yönelik pozitif bir beklenti olan koşullu bir tepkinin oluşumu olabilir. Bu da sosyal gelişimde haliyle açık olarak rol alabilir. Bunu kolaylaştırabilir. Bu yeniden birleşme etkileşimleri çocuğun değerlendirme sisteminin gelişimini etkiliyorsa bu önemli yapı anatomik olarak nerede bulunmaktadır? Bu soruya yanıt orbita frontal korteksin spesifik olarak değerlendirme, dikkat, motivasyon ve ödül fonksiyonlarına dahil olduğunu gösteren nörobilimsel çalışmalardan gelmektedir. Birçok çalışma görüyorsunuz. Özet olarak erken uygulama döneminde yeni yürümeye başlayan çocuk, annenin dışındaki çevreyi keşfedilmeye başlamak için kendisini anneden ayırmayı başarır. Her şey sağlıklıysa. Bakıcı bu işlemi yeniden birleşme etkileşimlerinde çocuğun duygusal olarak kendisine yeniden bağlanmasına izin vererek düzenleyebilir. Yani kolaylaştırabilir. Çocuğun dünya ile ilişkileri annenin dikkatli bakışları altında gerçekleşir. Fakat çocuk güvenli üste döndüğü zaman annenin dikkati çocuğun duygusal olarak anlamlı yüzüne yoğunlaşır. Bu yüz işaretleri ile uyumlu anne çocuğun içsel durumunu değerlendirebilir ve buna dayanarak görsel duygusal iletişime yeniden bağlanabilir. Geriye dönen çocuk sosyal referans alma etkileşimlerinde annenin duygusal olarak anlamlı yüzünden çıkan uyarımlara tepki gösterir. Onun yüzünden gelen transferansa göre cesaret kazanır ya da daha çekingen olur. Bu ikili değiş tokuşlarda anne çocuğunun uyarılmasının içsel durumunu düzenlemiş olur. Bu karşılıklılığın yeniden birleşmesiyle oluşan örüntüde anne psikobiyolojik olarak bir değişimi tetikler ve bebekte hızlı bir uyarılma artışı yaratır. Bu bahsettiğimiz otonom sympathetic sistem sistemin birlikte çalışmasıyla. Annenin olgun ve bebeğin olgunlaşma sisteminin simbiyotik çalışmasıyla çocuk parasympatik bir enerji koruma modundan anneye benzer şekilde sempatik bir enerji harcama moduna geçer. Yani çocuk heyecan olarak yükselmeye başlar. Çocuğun sempatik sinir sisteminin bu dışsal aktivasyonu
uyarılmayı artırır, pozitif duygulanımları yükseltir. Yeniden enerji alan çocuğun dünyaya geri dönmesine imkan veren aktivite ve hareketliliği artırır. Aslında erken dönemdeki yeniden bileşimler sırasında gerçekleşen ikili psikobiyolojik deneyimler, geri kalan yaşam süresince çevresel uyaranların duygulanımsal ve motivasyonel önemlerini değerlendiren yapısal bir sistemin deneyimlerine bağlı ulaşması için mühürleme olayları olarak hizmet görür. Bu sistemin merkezi ve bileşeni orbita frontal kortekste bulunur ve fizyolojik olgunlaşması uygulama döneminde gerçekleşir. Görsel deneyimler ve sosyal duygusal gelişim. Anne ile çocuk arasındaki en önemli etkileşimler genellikle görsel alanda gerçekleşir. Çocuğun bedensel görüntüsü annenin gözündeki parıltıyla yanıt olur. Kohut 71'de ifade etmiş. Alt korteksten üretilen duygulanımın düzenlenmesinde görev alan serebral kortikal yapı olan orbita frontal korteksin olgunlaşması deneyime bağlıdır. Birincil bakıcı ve çocuk arasındaki ilişki içinde sağlanan uyarılmaya iliştirilmiş olduğundan bu deneyim özellikle duygulanımsaldır ya da aslında sosyo duygulanımsaldır. Bu da şöyle olur. Çocuğun içsel olarak memnun hali anneye iletilir ve karşılıklı uyarılmanın bu karşılıklı etkileşim sistemi içerisinde her ikisi de artırılmış olumlu duygulanımla simbiyotik bir duruma girerler. Bu nörobiyolojik mekanizma çocuğun gelişen sağ hemisferindeki mühürleme fenomeni için önemli bir faktördür. Spesifik olarak annenin yüz tarafından sağlanan görsel bilginin belirginliği, bebeklerin yaklaşık 10 inç uzaklıktaki nesnelerin en net odaklı olduğu, sabit bir akomodasyon sistemine sahip oldukları, bu gözün uyum sağlaması kısmından bahsediyoruz, uyum sağlama kapasitesinden bahsediyoruz. Ve annelerin bebeklerini kendine yaklaşık 8 ile 10 inç uzaklaştırma eğiliminde olduklarına dair gözlemlerle açıklanır. Yani ne ediyor bu? Yaklaşık 25-30 santim, 8 ile 10 inç. Yani aslında bir emzirme uzaklığına eşdeğer bir uzaklıktan bahsediyoruz. Yüz ifadelerinin görsel algısının sözsüz iletişimden en belirgin iletişimin en belirgin kanalı olduğu ispatlanmıştır ve iletişimin vokal modlarına öncelik veren iletişimin görsel modları yaşamın birinci yılındaki söz öncesi duygulanımsal bağlantıların oluşmasında baskındır. Yani sözden ve sesten ya da konuşmadan önce görsel olarak bu iletişim inşa olmaktadır. Bu gözlemler Cornell'ın 55'te bu dönemdeki görmenin önceliğinin kortikal görsel alanların içsel alanlardan daha ileri düzeyde olgunlaşmasından kaynaklandığı görüşüyle ilişkilendirilebilir. Çocuğun annenin yüzüne olan yoğun ilgisi çocuğu annenin yüzünü takip etmeye iter. Yüz taraması hakkında bir çalışma bebeklerin en çok gözün değiştiği yüzsel duygulamsal ifadeleri yani gözün hareket ettiği daha iyi duyarlı olduğu gösterilmiştir. İkinci aydan sonra, yani bu mahallenin simbiyotik döneminin başlamasına denk geliyor, annenin gözlerine sabitlenme artar. Ve 17. haftada annenin gözleri ağzına göre annenin yüzünün daha belirgin bir özelliği haline gelir bebek için. 2-3 aylık olunca bebeğin gülümsemesi bütün bir yüz sunumu ile veya bir balon üzerine çizilmiş bir çift yuvarlak ile bile harekete geçirilebilir. Sherwood 81'de ifade etmiş, yüzün gözlerin özellikle hareketli parçasının bebeğin dikkatini çektiğini, yani gözler hareketli parça, bu ölçüde de sosyal ilişkiler aracılık eden karşılıklı görsel ilişkicin bir basamak oluşturduğunu vurgulamıştır. Colt yine burada güzel bir ifade bulmuş, annenin gözündeki parlaklığın bebeğe enerji veren bir etkisi olduğuna işaret etmiş. Hess bir dizi araştırmada bir kişinin diğerinin göz bebeğinin boyutunu bu kişinin duyguları ya da tutumları hakkında bir bilgi kaynağı olarak kullandığını bulmuş. Bu süreç genellikle bilinç dışı seviyelerde gerçekleşiyor.
Genişlemiş göz bebekleri memnuniyet durumlarında oluşuyor ve ilginin belirtisi. HES'in deneyleri kadınların gözlerinin bir bebek resmine yanıt olarak genişlediğini göstermiş. HES yine genişlemiş göz bebekleri görmenin gözlemcide anında daha geniş göz bebeklerinin neden olduğunu keşfetmiş. Gelişimsel bir araştırmada bebekler kadın bir deneyicinin göz bebekleri genişlediğinde küçülmesine nazaran daha çok gülümsemişlerdir. Bu durum geniş göz bebeklerinin bebeklerde bir serbest bırakıcı olarak görev yaptığını, yani bu release'den bahsediyor İngilizce. Yani bu hormonları serbest bırakıyor ve bebek bundan daha hedonik, daha mutlu bir şekilde etkileniyor. Yani yaşamın erken dönemlerinde önerilen bir tepki ateşlediğini ileri sürüyor bir araştırma. Ve sadece bebekteki geniş göz bebeklerinin bakıcı davranışla harekete geçirdiğini de tespit etmiş. Bunun aksine duygulanımsal olarak ifade edici olmayan, yani gözlerinde hiç parlaklık olmayan bir anne yüzüne maruz kalan bebek negatif duygularını gösteriyor. Bu Tronix'in YouTube'da birçok deneyi var bu konuda. Yeni kavramsallaştırmalarda dikkat bir ışıldağa benzetiliyor ve annenin gözlerindeki parıltı çocuğun annenin içsel dikkat ışıldağının aktivasyonunun karşılığı olarak öneriliyor. Annenin çocuğun gözlerine olan seyirci dikkatiyle aktif olan bu dikkat ışıldağı çocuğun gözlerinde bir parlaklık yaratıyor. Başka bir deyişle ya da işte daha öz bir ifadeyle annenin ilgisi çocuğun ilgisini uyandırıyor. İlginç olarak bebeğin retinası üzerindeki aydınlatmada görsel tepki üreten alıcı değişimlerinin erken bir kritik dönemde mühürleme için bir uyaran olduğu gösterilmiş. James 60'ta çalışmış. EEG çalışmaları ışığın kısa parlamalarının bebeğin görsel uzamsal sağ hemisferi üzerinde daha geniş uyarılma ürettiklerini göstermiş. Han 87'de çalışmış. Ekman, hızlı bir şekilde iletilen anlık yüz ifadelerinin adaptif değerini şu şekilde isimlendirmiş. Büyük duygu hakkında taşıdıkları bilgi bir anda yakılabilir. Tipik olarak böyle ifadeler birkaç saniye sürer fakat tek bir şekil ifade doğrunda olduğunda herhangi bir noktada alınan esnaklığı kolaylıkla duygu mesajına taşıyabilir. Flaş anılar yüksek uyarılma durumları sırasında meydana gelir ve bireyin hayatta kalması için önemli bir adaptif önemi temsil eder. Merkezi görmenin, periferik görmenin aksine foveal görmeyi sağlayan, odaklanan, ışığın geldiği zaman odaklandığı merkez, bir nokta şeklinde bir şey. Anneye temel bir bağlanmanın kurulmasındaki önemi iyi bir şekilde kanıtlanmıştır. Bowlby 69'da ifade etmiş. Bowlby, etolojik yani hayvan çalışmalarına dayanarak ve bu çalışmaları insan gelişimine uyarlayarak, uygulayarak mühürlemenin sosyal bağlanma ilişkisinin kurulmasına kaynak olan bir öğrenme işlemi olduğunu ileri sürmüştür. İkili bakış işlemleri sırasında yüksek bir ilgi durumundaki bebek yönlenmektedir ve bakıcının göz hareketlerini takip etmektedir. Böylece çocuk doğrudan annenin merkezi sinir sisteminin görünen bölümüne, spesifik olarak annenin sağ hemisferinin durumunu ve aktivitesini yansıtan gözlerine sabitlidir. Bu değiş tokuşta iletişimde bebek annenin açığa vurduğu uyarımın en üst seviyesini evrim geçiren kendi beyninin özellikle olgunlaşan plastik durumdaki sağ hemisferinin gelişiminde uyarımın en üst seviyesinin programlanması için şablon olarak kullanılır. Zaten mühürleme de bir şablon öğrenme olarak açıklanmıştır. Stedden 83'te önermiş. Bu genetik olarak kontrol eden işlemin yani mühürlemenin nörobiyolojik çalışmaları görsel sinyallerin ve ön beyin alanlarının katılımının önemli olduğunu göstermiş. Panksepp çalışmış 85'te. Bütün gelişen biyolojik sistemlere uygulanabilen bu temel biyolojik prensipler, mühürleme süreçlerine anne bebek bakış etkileşimlerinin kritik önemini ilişkilendirebilir. Bu interaktif ortam içerisinde
annenin duygusal olarak anlamlı yüz görünümleri, görsel uyarımın dengi bir kaynağını sağlar ve bebeğin sağ emisferinin devam eden gelişimi ve farklılaşması için bir mühürleme uyarını olarak hareket eder. Annenin bakma davranışının doğası, duygusal bilginin ifade edilmesinde ve işlenmesinde ve sözsüz iletişimde baskın olan görsel uzamsal sağ kortikal hemisferinin işlevsel durumunu yansıtır. Bu korteks, yüzsel duygular için seçici dikkate özelleşmiştir. Etkoff 84'te çalışmış. 7 aylıktan 8 aylığa kadar birincil bakıcıya ayırt edici bir bağlanmanın başlaması söz konusudur. Böylece ikili bakış etkileşimlerinin yüz ve bakış temsilinde merkezi olan görme ve semodosensörler birleşme alanıyla ilgili olduğundan görsel birleşme alanı yani asosiyasyon alanı olarak bilinen alanlarda ayrıca serebral kortikal temporal polar bölgelerin deneyime bağlı gelişiminin olgunlaşmasını güçlendirecektir. Temporal polar bölgede yine beynin yan tarafında kulak hizasındaki bölgesinden bahsediyoruz. Klinik nörolojik çalışmalar sağ temporal lobun yüz tanıma ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu aynı bölge demin konuştuğumuzda. En şaşırtıcı olan primat çalışmalarının anterior temporal korteksin yine bu yandaki bölümün ön tarafı oluyor. Anne davranışıyla ilgili olduğunu göstermiştir. Butcher, Myers, Southwick 70'te çalışmış, Franzen ve Myers 70'te çalışmış. Bu veriler annenin anterior temporal limbik korteksinin çıktısının yani buradan çıkan output'un 8 aylık bebeğin gelişen anterior temporal korteksini mühürlemesi için bir şablon olarak hizmet ettiğini göstermektedir. Bu mekanizma bebeklerin motivasyonu ve yetişkinlerin hisleri arasında bir koordinasyonu çermektedir. Benzer bir yargıda bir gelişimsel analist olan Em de yakınlıkta bakıcının duygusal hazır bulunuşunun erken dönem büyütme deneyiminin en merkezi büyüme destekçi özelliği olduğunu belirtmektedir. Bu da kritik bir ifade. Wilson ve arkadaşları erken dönem sosyal gelişimde belirli ileri düzeyde psikolojik becerileri olan bakıcının yani annenin daha az gelişmiş becerilere sahip bebeğinin iç dünyasını düzenlediği ve bu dünya tarafından düzenlendiğini öne sürmektedir. İçsel durumların bu bağının meydana gelebilmesi için bu ikilide psikolojik bir uyum olmalıdır yani anne ve bebekle. Stern uyumun başta göstergesinin memnuniyet, ilgi ve ilgi olduğunu ileri sürer. Lichtenberg ilk yılın son çeyreğinde çocuğun bağlanma deneyimlerinin bakıcı ile özler arası bir duygulanım durumunu paylaşmasını sağladığına işaret etmektedir. Kohut 77'de önermiş, çocuğun tam gelişmemiş aklı ile annenin kendilik nesnesinin gelişmiş psikik organizasyonunun empatik birleşmesinin bir sonucu olarak çocuğun kendilik nesnesinin duygu durumlarını sanki kendisininmiş gibi yaşadığını açıklar. Bu da mühürleme için çok gerçekten kritik bir tanım. Hofer'in ortak olarak düzenlenmiş simbiyotik etkileşimlerin pozitif durumların bir üreticisi olarak hareket ettiğine dair görüşüne paraleldir. Stanley'in 90'lık görüşü. Neşe duygusunun sosyal değiş dokuşun her iki partner aracılığıyla ortak olarak düzenlenmiş sonucuna varmaktadır. Mühürleme kavramı tam olarak oluşturma veya da damgalamak anlamına gelen Almanca Bragung kelimesinden türetilmektedir. Petrovic ve Gewitz 85'te mühürlemenin sıralı anne bebek uyaranları ve davranışları arasında senkron içerdiğini belirtmektedir. Kaufman da bu görüşe hemfikirdir. Birleşme ya da dağılmanın prensip olarak gözler aracılığıyla meydana geldiğini vurgulamıştır. İçsel durumların dışsal göstergeleri olan bakış örüntülerinin fizyolojik uyarılmayı tetiklediği prensibi doğrultusunda uyumun dışsal davranışsal olaylar arasında değil, içsel durumların ifade edilmesi arasında olduğu, psikobiyolojik olarak ayarlanmış birleşme ya da dağılma durumlarında çocuğun annede olduğu gibi benzer bir aktarılmış katekolamin kaynaklı sempatik uyarılma içerisinde doğru harekete geçirilmekte olduğunu bulmuşlar. Katekolamin bu süreçte etkili olan hormonların temel maddesi.
Burada bir şey var, sekans var. 9 aylık bir kız çocuk bir oyuncak için çok heyecanlıdır ve ona uzanır. Onu tuttuğunda coşkulu bir ah ses çıkarır ve annesine bakar. Annesi ona bakar, omuzlarını kaldırır, vücudun üst kısmıyla bir şimdi dans yapar. Bu vücudun Endonezya dansına benzer bir şey bu, hareket şekli. Bu dans yaklaşık olarak kızın ah sesiyle süresince devam eder ve heyecan verici ve güçlüdür. Burada bebek ve annenin senkronizasyonu ve duygu bütünlüğünü görmek için güzel bir deneyim olmuş. Mühürleme ya da damgalama diyenler de var, araştırmacıları. Mühürlenen nesne tarafından sağlanan uyarılmanın beynin kendini uyarılması gibi kalıcı olarak kuvvetlendirici olduğunu bulmuştur. Öz uyarım, pekiştirmenin sinirsel temeli olan damgalama mekanizmasını araştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Livingston'ın Şimdi Yazdır adlı şeyi de, metodu da önemli deneyimlerin hatırlanmasını güçlendiren bir pekiştirme mekanizmasıdır. İkili aynalama bakış etkileşimleri böylelikle psikobiyolojik olarak ayarlanmış, içerisinde ödüllendirici, uyarılma hızlandırıcı, pozitif ve negatif durumlar arasında bir uyumun meydana geldiği, duygulanım artırıcı bir birleşme durumuna neden olur. Wolf'a göre kendilik nesnesi deneyimlerini aynalama kendinin enerjik canlılığını güçlendirir. Artık bebeklerin kendilerini uyaran, heyecanlandıran ve harekete geçiren uyaranları aradıkları ve artırılmış hareketliliği oldukça memnun edici buldukları saptanmıştır. Wright yeni gelişimsel psikanalitik çalışmasında nesne aramanın spesifik olarak annenin yüzey etrafında döndüğünü ve aranan ve onaylayanın ise annenin duygusal olarak anlamlı yüzü olduğunu vurgulamıştır. Neşe yani elasyon, Frigida tarafından bir memnuniyet durumu artı coşkunluk ve temas isteği olarak tanımlanır. Bebeğin yüzündeki neşe ifadesinin bakıcının etkileşim olasılığını arttırdığı da bilinmektedir. İkili olarak harekete geçirilmiş, yani anne ve çocuk olarak yoğun memnuniyet yaratan, uzun süren karşılıklı göz kontağı ile ilişkili durumların beklentisi ve bu durumlara ulaşılması, böylece çift taraflı bir ödül sistemi içerisine girerek annenin zihinsel durumu ile temasa geçilmesi ve bu durumun paylaşılması gibi hedef deneyimleri temsil edebilir. Annenin yüzü görüldüğündeki heyecanın bağlanma motivasyonel sisteminin baskın olduğunda harekete geçen tepkiler tarafından ateşlenen bir duygulanım olduğunu artık sağlam bir şekilde ortaya koymak mümkün olmuştur. Lichtenberg 89'da çalışmış. Colton modelinde aynalanmak, neşeyle bakılmak ve keyifli bir ebeveyn kendilik neslinden elde edilen temel onaydır. Winnicott, mutluluğunu ve memnuniyetini bebeğe geri yansıtan annenin duygulanımsal aynalanmasının kritik gelişimsel sürecini tarif eder. Anne bebeğe bakıyor ve annenin nasıl göründüğü orada ne gördüğüne bağlı. Bu da çok veciz bir ifade. Neşe, her iki ebeveyn tarafından gerçekleştirilen sosyal değiş tokuşun karşılıklı düzenlenmesinin bir ürünüdür. İleri geri gülümseme prototipik bir örnektir. Genelde oldukça düşük yoğunluk düzeyinde başlar. Her bireş daha sonra gittikçe artan şekilde yükselir. Deyim yerinde ise birbirlerine daha yüksek bir yörüngeye tekmeler iter. Burada anne bebekten başlıyoruz. Anne bebekten. Değiş tokuş annenin gülüşünün bebeğinkini harekete geçirdiği, onun sonraki gülümsemesine daha yüksek seviyede yeniden canlandırdığı ve bu şekilde süren binişik dalgalar içerisinde ardı ardı meydana gelir. Bunlar oldukça sık şekilde eş zamanlı karşılıklı kahkaha kopana kadar yoğunluk içerisine dahil edilir. Bebeğin gülümseme sıklığının bir başkasının varlığında arttığı izleyici etkisi spesifik olarak 10. aydan itibaren görülür. Freud'un memnuniyetin sadece sakin bir durum içerisindeyken sağlanacağı yönündeki iddiasının aksine, bebeğin neşesinin otonomik sinir sisteminin uyarıcı, enerjiyi harekete geçiren, sempatik bileşeninin yükseltilmiş aktivasyonla ilişkili olduğu bulunmuştur. Neşeye fizyolojik olarak kalp hızındaki önemli bir artışta eşlik etmiştir. Temel olarak bebeğin gerginlik azaltıcı aktiviteler yerine
nesne arayışı ile motive olduğunu ileri süren nesne içgüdü teorisi ve bağlanma, isteğinin işlevini memnuniyet duygunun ötülmesi olduğunu savunan bağlanma teorisi doğrulamaktadır. Daha erken dönemli çalışmasında Stern, bebeğin altındaki uyarımın daha fazla uyarım arattığı, üstündeki uyarımın ise kaçınmaya neden olduğu, uyarımın optimal seviyelerine sahip olduğunu vurgulamıştır. Psikobiyolojik olarak ayarlanmış olan anne, kendi uyarımını hassas şekilde azaltır. Bu durum çok şiddetli ve stres yaratıcı olduğunda bebeğin bakışı duygusal uyarılmayı düzenleyebilmek için başka tarafa çevrilir ve uyarılmanın optimal seviyelerini sağlayabilmek için bebek girdiği düşünür. Bebeğin anneye bir süre dikkatini vermesinin ardından annenin etkileşimi sürmede kullandığı en etkili, sürdürmede kullandığı en etkili teknik, bebeğin dikkat kapasitesine ve geri çekilme ihtiyacına olan hassasiyeti kısmen ya da bütünsel olarak görünmektedir. Dikkatin ve dikkatsizliğin kısa döngüleri, uzatılan etkileşimin bütün dönemlerinin temelini oluşturduğu görünmektedir. Bebek açısından anneye süreyen olarak dikkati verme görülmesine rağmen, dondurulmuş görüntü analizi, bebeğin bakma ve bakmamasının döngüsel doğasını ortaya koymuştur. Bakışlarını çevirerek bebek böyle yoğun etkileşim dönemleri süresince almış olduğu uyarı miktarı üzerinde kontrol sağlamaktadır. Pozitif duygulanımın interaktif psikobiyolojik düzenlenmesi. Psikofizyolojik olarak bakış tiksintisi sosyal bilgi işlemesinin aşırı yüklemesini boşaltan uyarılma azaltıcı bir kesme mekanizmasıdır. Bebeğin uyarılma eşiği çok düşük olmasından dolayı bakıcı, yükseltilmiş potansiyel olarak düzensiz durumları ayarlamalıdır. Turnik ve arkadaşları, ilgili annenin bebeğin sosyal hareketlerini taklit ettiği ya da abarttığı ve bebek bakışı hoşnutluk yarattığı süre boyunca geri çekildiği annesel bir detaylandırma ölçüsünden bahsetmektedir. Bu yolla ebeveyn bilginin modunu, miktarını ve zamanlamasını, bebeğin gerçek bütünleştirici kapasitelerine uydurulması aracılığıyla bebeğin bilgi işlemesini güçlendirir. Burada bir fotoğraf var ama o elimizde yok. Ama sıralama şöyle. Bebek anneye bakar ve anne abartılı bir yüz ifadesi gösterir. Bebek anne ve anne gülümser. Bebek kahkaha atar ve anne gülümsemesini rahatlatır. Bebek başka tarafa bakar ve anne gülümsemesini durdurur. Burada da o elasyon dozunu, duyularındaki şiddeti bebeğin nasıl kontrol ettiğini görme imkanımız oluyor. Penman, Maris ve Nigron Friedman 83'te çalışmış. Senkronize etkileşimlerin gelişmesinin bebeğin sağlıklı duygulamsal gelişim için temel olduğunu bulmuşlar. Sosyal bağlantı süresince anne ne kadar çok aktivite düzeyini bebeğine göre ayarlarsa ve bağlantı kopukluğu dönemlerinde bebeğin sessizce atlatmasına ne kadar çok izin verirse etkileşimleri o kadar uyumlu olacaktır. Opioidik nöropeptikler genellikle uzun ömürlü endorfinler, sosyal ilişkiyle ilgili hep pozitif edilmiş durumların deneyimlenmesine ve sosyal duyguya kaynak olan mekanizmanın düzenlenmesine karışırlar, aktiftirler bu mekanizmalar çalışırken. Böylelikle sosyal bağların oluşturulmasına ve düzeltilmesine katkı sağlayabilirler. Soru var mı arkadaşlar? Bir ara verelim, ondan sonra bir vaka analiziyle devam edelim. Saatimiz 14.45. 3'te yeniden başlayalım arkadaşlar.